Efendim ilk tadım için ilk gelinim geliyor, yeşim geliyor. Allah! Ay çok açılış heyecanlı. Ben yapacağım. Vallahi açılış senden. Gel bakalım. Bak bakalım nasılmış duygular. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Sanki bunun biraz daha pişmesi gerekiyor ya. Ama kıymada da bir acılık yani olması gereken belki de herkes de aynıdır. Acılığı hepsinin mi bu kadar acı bilmiyorum. Yoğun bir acı tadı da geldi. Hmm. Anladım. Peki ikinci tabağa geçelim. Diğerlerine bakarak yorum yapmak istiyorum. Bunda acı tadı yok. Bu boğazıma yakan böyle bir yoğun bir acı geldi. İyi karıştırılmamış olabilir. Ama... Dedim oraya tencerede bıraktılar karıştırmadılar pişiyor kendi yani... diye. Bilmiyorum, çene direkt... de var biliyorsun lak laka daldılar. Geçelim üçüncü tabağımıza. Kıymada bir sıkıntı yok. Öyle çok baharat tadı da yok bunda. Hı hı. Şunun baharat şeyi iyi ama bunda da sanki baharat azmış gibi geldi. Hamuruna ne dedin? Hamuru ince. Hmm. Böyle aşırı bir lezzet gelmedi bana ama. Anladım. Son tabağımıza geçelim. İdare ediyor ya, öyle diyeyim. Bunun tadı iyi yani, kötü değil. Bunun kıyması da güzel. Yani bir sıkıntı yok. Beğendin. Bir tek yani ha. Şey, baştakinde acı aşırı şey. Evet. Yoğun. İlk gelinimiz bakalım puanlamayı nasıl yapacak? Çok merak ediyorum. Baştakine bir mecburen. Birinci tabağa bir. Yoksa lezzetler yakın, aşırı uzak değil. Ellerine sağlık hepsi yapmış ama inceliğinden çok emin olamıyorum. Bu kadar ince yapacağını da çok sanmıyorum ama şuna 5. İkinci tabağa 5. Bu 4. Üçüncü tabak 4. Hadi ilk ben yaptığım için çok şey yapmayayım. 3 olsun bu da. Dördüncü tabağa da 3 verdi. Peki haftanın ortasında bakalım... 3 puanı hangi kayınvalide aldı? Üç puanı alan kayınvalide kaldırdık. Arzu Hanım. E fena değil yani 3 puan. Üçüncü tabağın başındayız. Bakalım 4 puan kime gidiyor? Filiz, 4 puan. Nasıl ya? En güzel benim tabağımdı ya. Ve 5 puanlık ikinci tabak. Bakalım Beyhan Hanım'a mı gidiyor? Yoksa Nuray Hanım'a mı gidiyor 5 puan? Kaldırdık. Beyhan. Vallahi vallahi. Tabii kalın yaptığın anladı Nuray. Ya. Kalın yaptığın anladı ya. Müziğimi alayım. Müziğimi alayım. Kusura bakma sen hayatını ay, ay. Buyurun. Ellerine bak, sağlık. Nasıl bilmişsin ya işte. Ay bilmiyorum. Ne oldu yeşil? Bundan yeşil. Sonra ben yeşil. Yapayım oynamayı. Bir dakika. Neyi vardı da bir verdin yani? Nasıl acı geldi? Ya. En önce de ben güzel baharatlarını falan çok güzel karıştırdım. Ellerinize sağlık gerçekten. Yani hepsi güzel olmuş ama ilki... Ya gerçekten yer yemez, boğazım yandı. Diğerlerini yerken bile o acılık hala gitmedi.
En çok benim tabağımı beğendin. Neden dört verdin ona? Dört mü? Sen de mi verdin? Hayır. Beğendi Filiz, ne alaka? Dört kötü bir puan mı? Bir, bire bak dört çok beğendi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak inanır mısın? Sadece kalınlıkta bir saniye. Verdin, ne yaptın? Bak bir dakika. Lezzette ben kimseye bir şey demedim. Yeşim bir saniye. Kötü bir tat almadım. Bir şey söyleyeceğim. Bak ben buradan baktığım zaman. Almadığım için de kimseye sizin gibi bir vermedim. Adaletli davranmış evet, olabilirsin. Yine yüksek ama puanlar verdim. Bak hayatım ben buradan baktığımda birinci tabak, ikinci tabak o kadar aynı ki. Ama evet. Üçle dört gel beni ye diyor. Sen hayatında hiç yağlama yedin mi? Ben kız. Yağlama ince olur, kalın ince olur. Evet. Senin evet. Sizin bir lafınız var ya. Amaç burada gelini bulmak değil mi? Her gün diyorsunuz ya. Evet. Ben lezzetler hemen hemen yakın. Ama yapılması buldum. Gerekeni de. Hayır. Ama alacağız. Size ben bir verebilirdim. Ben çünkü az çok biliyorum benim kayınvalidem o kadar ince yapmaz. O iki tabağı bir de verebilirdim. Ben biliyorum ki kayınvalidem o kadar ince hamur yapmaz. Tahmin ettim ben onu. Bir dakika Yeşim gelir misin? Bir şey göstermek istiyorum. Dur ben geleyim dur. Benim göz zevki diye bir şeyim var. Aha. Damak tadını bilemiyorum. Aha. Allah aşkına. Birine ikiye bak bak şu resmen. Ben ona bir verdim ya, bir, zaten. Tamam bir. Bak evet. Bu iki. Evet. İkisinin kalınlığı aynı. Evet. Siz Allah aşkına. Yok o biraz daha kalın. Siz hamurlu ekmek mi yiyorsunuz? Siz böyle yani yağlama dediğin böyle olmaz. Bakar mısın? Filiz Hanım. Bakar mısın? Size bakar bir mısın? Vermişim gibi davranmayın. Evet ya ben anlamadım. Ben bunu, bunları kayınvalidemin yapmadığını biliyorum. Ona rağmen ben yine de dedim ki lezzetleri güzel. Dört ve üç vermişsiniz. Teşekkür siz, ederim. Ama verdiğim size bir vermişim gibi davranıyorsunuz. Ama bak şuradan baktığımda bile birinci tabak, ikinci tabak aynı ya. Ekmekler pişmemiş bak. Ama ben burada acı tadını aldığım anda direkt otomatik tamam, ona bir, şey bir verdim. Bak şuraya bunun bak. Bunun lezzetinde bir sıkıntı yok. Ne oldu, ne oldu, ne oldu sana ne oldu? Bak benimkine bak. İçi de dışı da bak böyle nasıl. Bu olmaz olmaz. Yağlama böyle olmaz. Hayır. Bakar evet. Mısın? Bak şuraya bakar ama mısın? Ama ben ona rağmen lezzetine hayır. Bir şey demedim. Dedim bak, hani lezzetine beğendim. Lafım yok dedim. Bir şey demedim. Ama inceliğinden ben emin değilim. Bak, benim kayınvalidem bu kadar ince yapmaz dedim. Evdeyken de hamur yaptığı zaman bu kadar kağıt gibi yapmıyor. İnce yapmıyor. Ben yapmam. Ama benim bildiğim yağlamaysa kesinlikle kalın olmaz. Sizinkiler ekmek gibi olmuş. Sen evet. Böyle ekmek gördün mü hayatında? He? Sen ekmek yapmayı demek ki bilmiyorsun. Bir almamışım, üç almamışım, iki almamışım. Ben onda değilim. Ya ama keşke hayır. Bir verseydim. Ben seni yakaladım ya. Hayır, ben onda değilim. Gel gel. Benim bildiğim hatayı yağlama. Hatayı ben yaptım. Hatayı gerçekten. Ben keşke bir verseydim. Ya hayır keşke. Yeşim, lütfen. Hayır yeşim, ben size dört verdim. Dört değilim. Teşekkür ettim bak. Ama lütfen. Size, bak, ben sana teşekkür ettim ama benim bir dakika tabağım. Beşi size de verebilirdim. Hayır, benim tabağım gerçekten. Şöyle söyleyeyim, gerçekten yağlama, adı üstünde mini kötü yağlama. Demiyorum, Filiz, kötü demiyorum. Sen bilmiyorsun bu işi. Anlamıyorsunuz, Yeşim. Kötü sen ne kadar. Sen sanki ekmek ya, Yeşim. Kule gibi ekmekleri üst üste dizmişsin. Bir tane işi bilmiyorsun. Pizza yapmışsın. Ben de onu güzel bir tost makinesine basar yerim. Ve orada asıl yağlama olan iki tabak. Evet. Sizinkine de lafım yok, hayır. Bir şey demedim. Ben lezzetlerine hemen hemen yakın dedim lavaş zaten. Lavaş gibi incecik olacak. Evet. Yağlama olur. Tamam, orada pizza kulesi gibi dikilmiş. Ve sen onu gittin dedin ben ki ben en baştakini eledim, otomatik eledim. Eledin, tamam evet. Eledin. Kafana göre öyle yaptın ama lezzetine de bakacaksın. Hayır artık. Kafama göre değil, baştakinde. Belki ona dört verdin ama bak ben belki o dördü ben alabilirdim. Ben şu yağlama, gözleme, bazlama... Yağlama her zaman ince olur. Yağlama ince olur. Hayır. Bir dakika Beyan Hanım. Hayır. Beyan Hanım. Beyan Hanım. Eğer ki bugün deselerdi ki... Bazlama yap, evet sen birinci tabaktın. Sen birdin. Ama yağlama ince olur. Ama bugün olur. Mini yağlama. Mini yağlama ince olur, şey böyle çıtır çıtır olur, lezzetli olur. Bir dakika, yalan, bir dakika, yalan. Bir dakika. Sizinki de çok ince olmuş ama onun o büyüsü, sizinki de fazla ince olur. Hayır, hayır. Hayır, Filiz abi. Ya, Filiz abi. Nereye gidiyorsun? Hayır, bak, bak. Ya Filiz, Allah aşkına yeter ya. Allah aşkına, bak. Bak Allah aşkına tam Filiz Hanım. Mini pizza. Tamam tam yani. Mini. Tamam dört aldınız hala mini. Bence sizinki de olmamış ortada olmalıydı. Niye? Bir alınca zoruna mı gitti? Fazla ne olacak gelinin de öyle bir alınca zoruna gidiyor. Fazla ince sen olmuş. De öylesin. Hakkımızı yedi. Ya gerçekten hakkımızı ben bir vermediğime şu an pişman ediyorsunuz. Yeşim hakikaten hakkımızı yedin. Tamam kayınvalideni buldun diye verdin ama aslında hak orada ince. Kayınvalidemi buldum diye verdim zaten ama ona rağmen de dedim ki hani ilk şeyi ben yapacağım, oylamayı ben yapacağım. Hani ilk defa yapılıyor. Siz de burada emek verdiniz. Ben yine de gelir gelmez birileri dağıtmayayım dedim. Çünkü ben eminim. Benim kayınvalidem ince yapmaz. Nasıl siz yapılan lezzete istiyorsanız hak... Biz de orada onu istedik. Hem yağlamamı yedin hem de hakkımı yedin. Aferin sana kızım. Gelinim bu.
mutfakta. Gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinim mutfakta.